Merhabalar sevgili öğrencilerimiz. Yazılı Havuzu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türkçe dersi 5. sınıf 1. dönem 1. yazılı sorularını birlikte çözeceğiz. Yazılımız yenilenen eğitim müfredatına göre hazırlanmıştır. Evet sevgili öğrencilerimiz, 1. sorumuzla başlayalım. Sorumuz şöyle. Aşağıda anlamları verilen sözcükleri metinden yararlanarak bulunuz demiş. Metnimizi okuyalım. Zafer yolunda unutamayacağım yüzlerden biri Hatice Nine'nin yüzüdür. Salihli'de nasılsa yangın harabeleri ortasında yıkılmayan 5-10 evden birindeydim. Halk bir türlü kabusun geçtiğine inanamıyor, bir türlü uyuyamıyordu. Boş sokaklarda kadın erkek dolaşıyor, çocuklar gibi koşuyorlardı. Hatice Nine son gelenlerdendi. Burada dört sözcüğün bize anlamları verilmiş. Birinci sözcüğümüz zarara yol açan büyük ateş. Bu sorumuzun cevabı yangın olacak. Yıkılmış ya da yıkılmaya yüz tutmuş yapı harabe. Savaşta kazanılan başarı, zafer. Acı, sıkıntı, korku veren şey veya olay kabus olacak sevgili öğrencilerimiz. İkinci sorumuz şöyle. Metinde geçen deyimleri bulup anlamını yazınız diye sormuş. Didem araba kullanmayı yeni öğrenmiş. İlk kez trafiğe çıkmıştı. Trafik yoğun olunca Çiğdem'in eli ayağına dolaştı. Trafik rahatlayınca derin bir oh çekti. Burada iki tane deyim gözümüze çarpıyor. Birincisi eli ayağına dolaşmak. Diğer deyimimiz de derin bir oh çekmek. Eli ayağına dolaşmak deyiminin anlamı telaşlanmak veya panik yapmak. Derin bir oh çekmek deyiminin anlamı da rahatlamak veya ferahlamak şeklinde olması gerekiyor kıymetli öğrencilerimiz. Üçüncü sorumuz eş anlam sorusu. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin eş anlamlısını yay ayraç içinde boş bırakılan yere yazınız demiş. Tam 3 yıl oldu buraya taşınalı. Yıl sözcüğün eş anlamlısı sene. Onunla bir sonbahar günü tanışmıştık. Sonbahar sözcüğünün eş anlamlısı güz. Yeni öyküsü herkesi büyüledi. Öykü sözcüğünün eş anlamlısı hikaye. İçeri girmeyecek kadar kirliydi. Kirli sözcüğün eş anlamlısı pis. Soruma yanıt vermesini bekliyorum. Yanıt sözcüğünün eş anlamlısı da cevap olacak. Üçüncü sorumuzda metne uygun bir başlık bulunuz diye sormuş. Metnimizi dikkatlice okuyalım önce. Zaman en büyük sermayedir. Her gün insanlara yapabileceklerini gerçekleştirmeleri için altın değerinde 24 saat verilir. Saatleri sosyal medyada boş boş tüketerek değil, faydalı işler gerçekleştirerek kullanmalıyız. Çok doğru bir paragraf. Gerçekten sizlerin de sosyal medyada sınırlı vakit geçirmenizi tavsiye ederim. Yoksa altın kadar kıymetli zamanınızdan olursunuz sevgili öğrencilerimiz. Şimdi böyle sorularda anahtar kelimeleri bulmamız gerekiyor. Bu cümlenin en önemli anahtar kelimesi bu paragrafın tabii ki zaman. Öyle değil mi? O zaman kıymetli zaman, zamanın değeri, zamanın önemi, zamanı doğru kullanmak gibi başlıklar bu soruya doğru cevap olarak verilebilir. Beşinci sorumuz şöyle. Aşağıda noktanın kullanım yerleri verilmiştir. Noktanın kullanım yerlerine uygun birer örnek cümle yazmanız gerekiyor sevgili öğrencilerimiz. Birinci kuralımız şu. Tarihlerin yazımında gün, ay, yıl belirten sayılar arasında kullanılırım. Şöyle bir örnek cümle yazabiliriz. Türkçe yazılımız 30 Ekim 2023 günü olacak. 30 ve 10 tarihlerinin arasına nokta koymamız gerekiyor. Bazı kısaltmaların sonunda kullanırım demiş. Her kısaltmanın sonunda
Nokta olmaz. Büyük harfle yazılan kısaltmalarda ve kilometre, santimetre gibi matematiksel ifadelerde nokta kullanılmaz. Ama Profesör Doktor Ahmet Yılmaz'dan randevu aldım gibi kısaltmalarda Profesör Doktor sözcükleri den sonra nokta konulması gerekiyor. Tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanırım. Bunu daha ilkokul birinci sınıftan beri biliyoruz zaten. Bugün sınav olacağız cümlesinin sonuna nokta koymamız gerekli. Altıncı sorumuzda da büyük harflerin kullanım yerleri verilmiş ve büyük harflerin kullanım yerlerine uygun cümle yazmamız istenmiş. İlk kuralımız şöyle. Kişi adlarından önce ve sonra gelen ünvanlar, saygı sözleri, rütbe ve lakaplar büyük harfle başlar. Örnek cümle olarak şöyle yazabiliriz. Kaymakam Erol Bey sınıfımızı ziyaret etti. Buradaki kaymakam ve bey sözcükleri büyük harfle yazılması gerekir. Bunun haricinde hanımefendi, beyefendi gibi sözcükler, öğretmen Erol Bey dediğimiz zaman meslek isimleri, sayın gibi saygı sözleri, bunları da büyük harfle yazmamız gerekli. İkinci verilen kuralımız, ulusal, resmi, dini bayramlarla anma ve kutlamalar büyük harfle başlar. Şöyle bir örnek cümle yazabiliriz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladık. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndaki sözcüklerimizin ilk harflerinin büyük yazılması gerekli. Bunun haricinde Ramazan Bayramı gibi, Anneler Günü gibi, dini bayramlar ve özel günlerde ilk harfleri bu sözcüklerimizin büyük harfle yazılması zorunlu arkadaşlar. Yedinci sorumuz bir ana fikir sorusu. Bize metnimizin ana fikrini sormuş. Dikkatli bir şekilde metnimizi okuyalım. Günlük yaşamda hepimiz kantine, fırına, bakkala, bankaya ve benzeri yerlere gidiyoruz. Fakat buralarda sıra hakkına pek dikkat etmiyoruz. Ya biz daha sonra geldiğimiz halde bir başkasının önüne geçiyoruz ya da bir başkası bizim sıra hakkımızı elimizden alıyor. Böyle olunca da çeşitli tatsızlıklar yaşanıyor. Bunların önüne geçmek için lütfen sıramızı bekleyelim. Çok açık bir metin. Hepinizin anladığını düşünüyorum. Verilmek istenen mesaj çok belli. Zaten ana fikirde de biz verilmek istenen mesajı bulmak zorundayız. Şunun gibi ana fikir cümleleri yazabiliriz bu cümle için. Başkalarının haklarına saygılı olalım. Sıramızı bekleyelim. Günlük hayatta sıra haklarına dikkat etmemek bazı sorunlara yol açabilir. Bunun için sıraya girelim. Başkasının sırasına geçmeyelim, biz de sıraya girelim. Sıramızı beklemeyi öğrenmeliyiz gibi cümleler bu sorunun doğru cevabı olacaktır. Sıra geldi 8. sorumuza. Aşağıda verilen cümlelerin karşılarını abartılı ifade eden cümlelere A, duygu belirten cümlelere D yazınız demiş. Cümleleri okuyalım. 2 ders boyunca yazı yazmaktan kolum koptu. Burada ne kadar çok yazı yazarsak yazalım kolumuz kopmaz. Abartı bildiren bir cümle. Doğduğum köyü daha da özlüyorum. Bu cümlede de özlem duygusu ifade ediliyor. O yüzden de buraya D yazmamız gerekiyor. Sıra geldi son sorumuza. 9. sorumuz. Yandaki görselin size uyandırdığı duygu ve düşünceleri anlatan bir cümle yazınız demiş. Bu cümleyi anlatan bir cümle yazmamız yeterli. İlla bizden bir metin istememiş. Ama sizden belki gerçek sınavınızda bir metin de isteyebilir ya da kısa bir paragraf isteyebilir. Lütfen bu soru köküne dikkat ediniz. Burada bir kitap görüyorsunuz ve bir beyin resmi. Beyin resmi
ne yapıyor? Prize giriyor. Çünkü kitapta aynı bir elektrik prizine benzetilmiş. O zaman şöyle çıkarımlar yapabiliriz bu resimden. Kitap beynin enerji kaynağıdır. Kitap beyne hayat verir. Okuyarak beynimizi harekete geçirebiliriz. Okumak beynimize güç katar, enerji verir gibi bu duygu ve düşüncelerimizi bu cümlelerle ifade edebiliriz. Bir paragraf istenecek olursa da düşündüğümüz bu cümleleri daha detaylı olarak bir paragraf şeklinde dönüştürmemiz gerekiyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yazılardan yüksek notlar alırsınız. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Diğer yazılarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.